Neden esneriz? Hiç düşündünüz mü? Esnemek 2000 yıldır bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir mesele olmuştur. Bu konudaki yeni bir teori tartışmalara son verebilecek mi acaba? Yorgunluk, sıkılma ya da bir başkasını esnerken görmek esneme nedenleri arasında sayılıyor. Peki esneme vücudumuzda nasıl bir işlev görüyor? Bu konudaki araştırmalarıyla bilinen Maryland Üniversitesi'nden psikolog Robert Provine, 1980'lerde çalışmalara ilk başladığında esnemeyi hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz en yaygın insan davranışı olarak tarif ediyordu. Aradan geçen 30 yılda belki bir yanıta daha çok yaklaştık. Ama uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı halen devam ediyor. Esneme ile ilgili ilk araştırmayı 2500 yıl önce Yunan doktor Hipokrat yapmış ve esnemenin özellikle ateşli bir hastalık sırasında vücuttaki kötü havayı temizlemeye yardımcı olduğu sonucuna varmıştı. Bu görüş 19. yüzyıla kadar hakimiyetini korudu. Bu yüzyılda artık bilim insanları esnemenin nefes almaya yardımcı olduğu, vücuttan karbondioksit atılıp kana daha çok oksijen girmesini sağladığına inanıyordu. Provine ise gönüllü deneklerine çeşitli gaz karışımları soluttuğunda bir değişiklik görmedi. Birçok teori daha çok esnemenin ilginç olan bulaşıcı özelliği üzerine duruyordu. Provine, karşılarında biri esnediğinde insanların %50'sinin de esneyerek karşılık verdiğini belirtiyor. Öyle bulaşıcı ki birinin esnediğini görmek, duymak, hatta sadece bu konuda okumak bile esneme eylemini tetiklemeye yetiyor, diyor. Esneyerek iletişim kurmak. Bu özelliğinden dolayı bazı uzmanlar esnemenin ilkel bir iletişim biçimi olup olmadığını merak etmeye başladı. Eğer öyleyse esneyerek ne anlatılmak isteniyordu? Genellikle yorgun olduğumuzda esnediğimiz için bazıları bu yolla herkesin biyolojik saatini aynı ayara getirme işlevi görüyor olabileceği iddia etti. Bern Üniversitesi'nden Kristin Hess de bu fikirde. Esnemenin bir sosyal grubun davranışlarını eş zamanlı kılma, örneğin herkesin aynı zamanda uyumasını sağlama gibi bir sinyal işlevi olabileceğini düşündüğünü ifade ediyor. Böylece ertesi gün grup üyeleri çok daha verimli çalışabiliyordu. Fakat stresli olduğumuz zaman da esneriz. Atletler yarış öncesi, müzisyenler konser öncesi bol bol esner. Bu nedenle Provine'de dahil olmak üzere birçok uzman esnemenin beyni canlandırıcı bir işlevi olduğuna, uyku çöktüğünde uyanıklığı, dikkat dağıldığında yeniden toplanmasını sağladığına inanıyordu. Grup içinde yayılmasıyla da herkeste aynı dikkat seviyesinin gelişmesi, böylece örneğin herhangi bir tehlikeye karşı daha uyanık hale gelmeleri mümkün oluyor. Fransız araştırmacı Oliver Wolinski ise beyin etrafında omurilik sıvısının pompalanması yoluyla sinir hücrelerinin daha aktif hale geldiği görüşündeydi. Beyni serinletmek. Yakın zamanda ise bütün bu fikir ayrılıkları ve kafa karışıklığına son verme umuduyla New York Üniversitesi'nden Andrew Gallup yeni bir teori geliştirdi. Gallup'a göre esneme yoluyla aslında beynimizi aşırı ısınmaktan koruyoruz. Çenenin şiddetle açılması kanın kafatasında dolaşımını sağlayarak aşırı ısıyı dağıtıyor. Esneme sırasında alınan derin nefesle sinüs boşluklarına dolan hava ise beyni serinletiyordu. Gallup bu teoriyi sınamak için insanları farklı sıcaklıklarda esnerken inceledi. Normal koşullarda insanların %48'i esnemiş, fakat deneklerden kafalarına soğuk bir bez bastırmaları istendiğinde bu oran %9'a düşmüştü. Daha etkili olan şey ise burnundan sormaktı. Bu yolla beyin soğuyor, esneme isteği ortadan kalkıyordu. Bu teoriyi destekleyen bir gelişme oldu. Gallup araştırmalarını yayınladıktan kısa bir süre sonra bazen bir saat süreyle esneme krizine giren iki kadın ona başvurmuştu. Kadınlardan biri çare olarak kendisini soğuk su dolu küvete attığını söylüyordu.
Galap onlardan esneme krizi gelmeden önce ve sonra ağızlarına bir termometre koyup vücut ısılarını ölçmesini istedi. Ölçümler esnemeden önce vücut ısısında az bir yükselme olduğunu ve ısı tekrar 37 dereceye düşünceye kadar esnemenin devam ettiğini gösterdi. Bilim insanları esneme, hapşırma ve seks bağlantısı üzerine duruyor. Vücut ısımız uykudan önce ve sonra biraz yükselir. Bu durum o anlarda neden esnediğimizin açıklaması olabilir. Beyni biraz serinletmek dikkatimizi daha fazla yoğunlaştırmamızı sağlayabilir. Sıkılıp dikkatimiz dağıldığında bu nedenle esniyor olabiliriz. Fakat Gallup'un teorisi bu konuda araştırma yapan herkesi tatmin etmedi. Bazıları onun yeterli deneysel veri sunmadığını, bazıları doğrudan insan beyninin ısısını ölçmediğini iddia ediyordu. Provine ise bu teoriye daha olumlu bakanlardandı. Fakat Gallup'un teorisi bazı şeyleri açıklasa da hala yanıtlamayı bekleyen başka sorular da vardı. Örneğin anne karnındaki fetüs neden esniyor olabilirdi? Provine bebeklerde esnemenin yetişkinlerden daha önemli rol oynadığına, akciğerin gelişimine yardımcı olduğuna inanıyordu. Provine ayrıca esnemenin hapşırma ve seks ile paralellik gösterdiğini, her birinin bir tırmanma ve sonunda rahatlama durumu içerdiğini, bir kere başladı mı sonuna vardırma güdüsü taşıdığını ve bunlar arasında bir sinir hücresinin işleyiş bakımından ortak bir yan olabileceğini belirtiyor. Görüldüğü gibi esnemek 2000 yıldır bilim insanları tarafından henüz çözülememiş bir konu. Bilim insanları bu konuda henüz hemfikir sahibi değiller. Eğer siz esnemekten keyif alıyor ve sizi rahatsız ettiriyorsa esnemeye devam edin.